Dünya turizminin marka şehri Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'yı 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıyor. Bir yılda 100 projeyle 100. yıla koşuyor. Antalya'yı dünya markası yapacak projeler geliyor. Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci çılgın projesi Boğaçayı projesi. Lara Kruvaziyer Limanı turizme yeni bir soluk, Antalya'ya zenginlik, gençlerimize iş, esnafımıza bereket getirecek. Konyaaltı sahili yaşam, kültür ve eğlence merkezi haline gelecek. Karadan, denizden derken Antalya'mıza bir de Tünektepe'den bakalım dedik. Önceki 5 yıl boyunca olduğu gibi bırakılan Doğu Garajı'nı bambaşka bir silüete büründürecek olan projelerimizi başlattık. Doğu Garajı'na ve esnafına çağ atlatacak bu proje Antalya'ya iyi gelecek. Yat limanını yeniliyor, yeni marina yapıyoruz. Kale içini canlandırıyoruz. Antalya Camii projesi, Antalya'ya yakışan görkemli bir mimari eser olmasının yanı sıra, beraberinde inşa edilecek olan Türk İslam Eserleri Müzesi ile aynı zamanda turizme de hizmet edecek. Konforlu ulaşımın şehri Antalya. Antalya ulaşımında tarihte görülmemiş değişim başladı. Ulaşıma yeni çözümler getirdik. 5 yıldır yan gelip yatan deniz otobüslerimizin seferlerini başlattık. Antalya'da bir sorun haline gelmiş trafik sistemini yeni yollar ve kavşaklarla rahatlatmak için kavşak çalışmaları başlattık. Mevlana Kavşağı'nın dışında da diğer kavşaklarımız için de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Durmak yok, yola devam dedik ve Batı Çevre Yolu, Altınova yolu, Expo Kundu Belek yolunda çalışmalara başladık. Beraber yürüdüğümüz bu yolları keyifli hale getirelim diye Meydan Expo raylı sistem hattının çalışmalarını başlattık. ...2023 Antalya'sı hızlı trene çoktan kavuşmuş ve ulaşımda çağ atlamış olacak. Modern altyapı şehri Antalya. İlçe ve köylerimizde altyapı hamlesi başlattı. Suyu olmayan köye su, yolu olmayan köye yol götürüyoruz. Demre Yabu Mahallesi'nin ve Aksekin'in 60, Kumluca Karagöl'ün 100 yıllık içme suyu sorunu tarihe karıştı. Aksuluların 30 yıldır kanayan yarısı olan Macun Deresi'nden artık kötü kokular gelmiyor. Asfalt üretim tesisleri kur. Manavgat suyu projesiyle Antalya 50 yıl su sorunu yaşamayacak. Akseki suyu Alanya Toptancı Hali, Akköprü, Kargıçayı, Alanya Çevre Yolu çalışmalarımızı hayata geçirdi. Kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarını yeniden hızlandırdı. Manavgat, Serik, Kumköy ve Alanya Arıtma ve Deşarj Tesisleri, Alanya Bekaş Katı Atık Bertaraf Tesisleriyle denizimizi ve çevremizi en güzel şekilde korun. Yeşilin ve Mavinin Şehri Antalya. Antalya'mıza güzel yapılar inşa ederken şehrin nefese ihtiyacı var dedik ve eski il özel idare binasını yıkıp yeşil alana çevirdik. Yavuz Özcan Parkı ile birleşen bu alan Antalya'mızın yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. 5 yıldır çürümeye terk edilen belediye hizmet binası projemizi tamamlayarak hem kaynak tasarrufu sağlıyoruz hem de eski belediye yerine yapacak olduğumuz parkla Antalya'ya muhteşem bir kültür parkı kazandırıyoruz.
gelen yoğun talepleri dikkate aldık ve büyük ses getiren plajı Sarı Su Kadınlar Plajı'nı faaliyete geçirdik. Konyaaltı plajımızda ücretsiz hizmet verdik. Hobi bahçeleri projemizi başlattık. Çiçek açan şehirler projemiz bütün Antalya'ya iyi gelecek. Güneş ve tarımın şehri Antalya. Antalya'da artık güneş enerjisi gerçek oluyor. Güneş tarlalarıyla hem temiz enerji kullanıyor hem de tarımsal sulama maliyetlerini düşürüyoruz. Elmalı Yuva, Büyük Söle, Küçük Söle ve Eskihisar kapalı devre sulama sistemi hayata geçti. Antalya tarımına hem su geliyor hem enerji desteği geliyor. Sosyal projelerin şehri Antalya. Türkiye'de en ucuz suyu Antalyalılar kullanacak dedik ve suyu ucuzlattık. Sosyal kart projemizi hayata geçirdik. Kimseyi garip ve kimsesiz bırakmayacağız. Veren el, alan eli görmeyecek. Tüm Türkiye'ye yayılacak olan bir sistemi, MUBİM'i hayata geçirdik. Aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yemek verdik, aşure geleneğimizi yaşattık. Kreş hizmetlerimizle çocuklarımıza güzel bir hayat, kadınlarımıza destek sağlamaya gayret ettik. Engelli rehabilitasyon merkezimizi bakımsızlıktan kurtardık, engelsiz Antalya projeleriyle plajlarımız engelsiz oldu. Şimdi evleri engelsiz yapıyoruz. Kimsesiz yaşlı yoktu. Yaşlılarımız hepimizin anne ve babası. Mülkiyet sorunlarını çözerek Antalya'ya kazandırdığımız huzur evimiz yaşlılarımıza en güzel hizmeti veriyor. Mezarlık hizmetlerimizi geliştirdik. Kurşunlu mezarlığı düzenlemesini gerçekleştirdik. İlçeleriyle güzel Antalya. Antalya'mızın dört bir yanına yağdırdığımız hizmet sağanağından nasibini almayan ilçe, mahalle kalmasın diye belediyemizin araç filosunu eskisinden çok daha ucuza yeniledik. Manavgat Türk Beleni Projesi. İlçe Otogar Projeleri. Toptancı Halleri Projeleri. Yeni Yol ve Çevre Düzenlemeleri Projeleri. Demre Sahil Projesi. Beldibi Sahil Projesi. Kültür Merkezleri Projeleri. Ak Köprü Projesi. Entegre Atık Tesisi Projesi. Öğrenci Yurtları. Güreş Spor Salonu. Yeni Çevre Yollar, İlçe Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini başlattık. Değişimin şehri Antalya. Antalya'da bir ilki, ilçelerimizi de kapsayan kentsel dönüşüm ve imar çalışmasını başlattık. Antalya'yı 2023'e ve 2071'e hazırlıyoruz. Kepez Santral Mahallesi yeşil ve sosyal bir dönüşüm oluyor. Balbey Mahallemiz Antalya'nın yeni kale içi oluyor. Kır Camii'nin yıllardır bekleyen imar sorununu vakit kaybetmeden çözdük. Sporun şehri Antalya. Antalya'ya olimpik yüzme havuzu geliyor, Antalya Stadyumu, arenası ve havuzuyla bir olimpiyat şehri olacak. Antalya spor tesislerimiz Avrupa'nın en güzel tesisi olacak. Geleceğin şehri Antalya. Geleceğimiz olan gençlerimizle bir araya geldik. Onlarla tecrübelerimizi paylaştık. Görüş ve önerilerini dinledik. İhtiyaçlarına çözümler ürettik. Kültür sanat şehri Antalya. Birinci uluslararası yörük festivalimizle geleneğimize sahip çıktık. Turizme yeni bir festival kazandırdık. Antalya'yı tiyatrolar, konserlerle kültür sanata doyurdu. Altın Portakal Film Festivali yeniden dünya sahnesine çıkıyor. Piyano festivalimizi başarıyla devam ettirdi. Antalya muhteşem bir kent müzesine kavuşuyor.
dünyada temsil edilen Antalya. Antalya'mızı dünyanın dört bir yanında temsil etti. Uluslararası sahada ilklere imza attı. Davos, MIPMI, Avrupa Yerel Yönetimler, Türk-Rus İşbirliği Konseyi ve Arden. Dünyanın her yerinde Antalya'yı konuştuk ve konuşturduk. Demre'de, Yavu köyünde bir Fatma nine varmış. Şimdi oraya Menderes Bey suyu götürdü. Fatma nine demiş ki ona, 20 yaşında gelin oldum, şimdi 86 yaşındayım, elhamdülillah evime su geldi. Büyükşehir yasasıyla birlikte Menderes Bey'e emanet ettiğimiz Antalya'da, Antalya'nın dağlarında, kıyısında hizmet almamış hiçbir köy, hiçbir mahalle, hiçbir sokak kalmayacak. Yer gelip yeterek bu hizmetler olur. Çalışınca olur. Gece gündüz çalışmak lazım. Biz çalışıyoruz.